Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Egemenoğlu ile birlikteyiz. Efendim Bursa Spor şampiyon oldu. Bugün de Bursa'dasınız. Güzel bir panel için geldiniz. Bursa Spor'un şampiyonluğu sizde ne gibi duygular uyandırdı? Şimdi iki tane şey var. Yani çok içten söylüyorum, biliyor üstadlar bunu. Bir kere bu beni çok heyecanlandırıyor. Bu benim hayalimdi hep. Dergi açılışında da o gün kayıtlarda vardır. Bugün dergi ama yarın inşallah televizyon dedik. Birincisi Bursa Spor'un şampiyonluğu muhteşem ama ona yakında bir şey çok içten söylüyorum ki Bursa Spor TV. Acayip derecede keyif alıyorum. Ne olur koşmaya devam edin bu şekilde. Bursa Spor TV çok daha iyi bir yere gelsin. Bunu söylemek istiyorum. Size ilgili değil, özellikle Anadolu kentlerine de örnek olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Bursa Spor TV'nin çok ciddi anlamda Anadolu kentlerine ve kulüplerine bir rol model oluşturduğu anormal derecede beni keyiflendiriyor. Bu keyfin de bilinciyle koşmaya devam edin Bursa Spor TV olarak. Bursa Spor şampiyonluğu hiçbir şey söylenmez, yaşanır. Yok böyle bir şey, sadece güzeldi. Çok keyifliydi, harikaydı yani. Evet. Türkiye tabii önemli bir organizasyonla ev sahipliği yapma fırsatını kaçırdı. Euro 2016. Siz gelişmeler tabii çok konuşuldu. Siz nasıl değerlendirdiniz? Sizin görüşünüzü alabilir miyiz? Şimdi ben tabii şunu da aktarayım. Şampiyonluk gününde de maalesef bir işte eşimin rahatsızlığından dolayı Amerika'daydım. Yani orada Bursa Spor'un şampiyonluğunu takip ettiğim anlarda herhalde hayatım boyunca o çok uzaklarda Amerikalardan takip ettiğim anlarda apayrı bir heyecan. 2016 keşke olsaydı. Çok ucundan döndük. Hani o çataldan döndük. Çok şey yaptık. Bir şeyler oluşturmaya çabaladık. Ama bana göre neden oldudan çok yarına bakıyorum. Bizim hakikaten aday değil, 2020'yi almamız gerekiyor. 2020'yi alırken de gördüğüm tablo şuydu çok net olarak. Biz orada olacakları anlattık. Bunu yapacağız. Bu stadı yapacağız. Bu yolu yapacağız. Bu ulaşımı yapacağız. Diğerleri olanı anlattılar. Biz buradaki süreyi artık olacakları anlatmak yerine olanları anlatmamız gerekiyor. Yani oradaki gösterdiğimiz hedefleri, oradaki statları, oradaki ulaşımı, oradaki havaalanını, oradaki otobanları, oradaki otelleri, oradaki standart yükselimini yapmak zorundayız. Bir, bunu öğrendim. İkincisi, bu hakikaten devlet politikası olduğunu öğrendim. Üçüncüsü, Türkiye için çok çok önemli olduğunu öğrendim. Tabii bu Türkiye içinde, Bursa Spor ve Bursa içinde çok önemliydi bu. Ama diyorum ki o bitmedi. Bana göre devam etmeli. Asıl buradaki şampiyonu nasıl yapacağımızdan çok o aylar boyunca çalıştığımız, içinde bulunduğumuz, biliyorsunuz Cenevre'deki toplantıda da ben oradaydım aynı zamanda federasyonla birlikte. O söylediklerimizi, vaatlerimizi yapmamız gerekiyor. Bunları yapmaya başlarsak, inanın ve inanın ki 2020'de önümüzde ne Platini, ne Fransa, ne başka bir ülke, hiç kimse duramaz. Ama yapalım, konuşmayalım, yapalım. Tabii bunun için Anadolu'da birçok tesis yapılması gerekiyor söylediğiniz gibi. Bursa'da da tabii Bursa Atatürk Stadyumu'nda yenileme çalışmaları var. Bu da Şampiyonlar Ligi için. Bursa Spor Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bursa Spor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesini nasıl izleyeceksiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi birincisi, stadyum sorunu aslında çok daha iyi bilir. Yıllardır bu ülkede konuşulan bir olay. Şöyle söyleyeyim, ben çocuktum o stada gidiyorum. Benim çocuğum da gitti o stada. Torunum gitsin istemiyorum artık, bence bitti. Bursa Spor oraya çıktı. Bursa Spor'un öyle bir stada da ihtiyacı var. Bu bizim ne 2016'ya bağlı ne başka bir şeye bağlı. Bursa olarak bizim stada ihtiyacımız var. Bununla ilgili tartışmayı bırakıp üretmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi ile ilgili de yani her güzel şey beraberinde de bir güzel şey getirir. Güzel oldu. Zorlanınca yapmaya başladık. Oraya kepçe girdi. Zaman kondu. Ama bir şeyler yapılıyor güzel. Yeterli mi? Değil. Aslında benim gönlümden şu geçiyor. Bugün İstanbul'dan gelen konuklarımı Bursa'da yapılsaydı o statlar, onları gezdirmeye isterdim. Onlara göstermek isterdim. Onlara övünerek burası bizim stadımız demem isterdim. Yapılanlar çok önemli ama daha muhteşemi Bursa'nın Bursa'ya yakışır bir stada kavuşması. O anlamda da bu projeyle beraber başlayan çalışmada Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Bursa Spor Kulüp Başkanımıza bu konuda güveniyorum. Biz nasıl geçen sene tarih yazdıysak stadyum konusunda da bir tarih yazmamız gerekiyor. Aynı Bursa Spor TV'nin örnek olduğu gibi statta da örnek olmamızı bekleyen bir sürü Anadolu kulübü var. Çok konuşulan bir karar daha var. O da 6+4 yabancı sınırlaması. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kulüplerin bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir, bu da çok önemli. Bir tane eksiklik var. Açıkçası bu tabii bir bireysel bakış açısı var, bir de kurum bakışı var. Bir kere şunu ayıklayalım. 6+4 değil. 6+2+2. Bir de ikincisi, kimsenin okumadığı bir alt madde var. 2 yıl süreyle ilgili geçerli. Yani 6+2+2 kuralı benim torunum büyünceye kadar değil,
sadece 2 yıl için öngörüldü. Ve bu süre içinde yine stadyumda mücadele edebilecek futbolcu sayısını 6 olarak koyduk. Bu biliyorsunuz FIFA'da tartışılıyor, genel kurulda aldıkları kararlar var, UEFA'da tartışılıyor, AB girdi. Bu çok ciddi bir sorun, ülkeler arası bir sorun. Bir gün ne olacak? Bir gün şunu biliyorum, bütün dünyada bununla ilgili bu parçalı bulutlu görüş bitecek, görüntü bitecek. Ama bilmiyorum 3 sene sonra, ama 5 sene sonra, 7 sene sonra bir gün her türlü yasak gibi bu da yasaklanacak. Yani yasaklar bence bir gün kalkabilir, o görüşteyim. Gidiş de onu gösteriyor. Bu arada yalnız federasyonla ilgili bu uygulamanın sağ içinde oynayan futbolcu sayısını arttırmadığını, 6+2 kuralının bozulmadığını, sadece 2 yıllık süre için şu andaki transfer elindeki sözleşmeli futbolcuların fesinde istenen anormal talepleri önlemek için, anormal tazminat isteklerini önlemek için kulüplere bu 2 sene içinde buradaki zararlarınızı toplayın anlamında yapılan bir işlem olduğunu bilmenizi istiyorum. O zaman şunu da soralım. Bu uygulama ne için, neyi öngörerek yapıldı? Yani 6+2+2 kulüplere ne gibi faydalar sağlayacak? Şimdi bu uygulama tabii yapılırken çocuklar çok ciddi araştırıyor. Burada vaktinize girmek istemiyorum ama Avrupa'daki, İngiltere'deki örneklerinden başvurup bütün Avrupa ülkelerindeki uygulamalara, sayılara, FIFA'nın uygulamasına, UEFA uygulamasına şunu söyleyeyim. Bu tartışma şu saatlerde yine Avrupa'da da yapılıyor. Her ülkede yapılıyor. Zaten herkes de bir doğruluğu bulmamış durumda. İki şey çarpışıyor. Futbolun evrenselliği nedeniyle futbol oynamak isteyen her yerde ve her istediği şekilde oynayabilsin diye özgürlüğü. Bir yandan da ulusal futbolcu yetiştirme ile ilgili kriterler var. İngiltere'de eklenmiş başka kriterler var. Avrupa'da biraz da AB vatandaşı, AB'ye giren işte Nihat'ta vesaire olduğu gibi davalar var. Sonunda tüm futbol hukukunda böyle bir konu var. Bu konu çok uzun süre yaşamayacak. Çünkü FIFA ve UEFA genel kurullarında tartışılır hale geldi. Bu bir şekilde nihai olarak aynı korneri nasıl bir kurala bağladılarsa, taçı nasıl bağladılarsa bunu da bağlayacaklar. Ama bugün bu tartışılıyor. Bizim de verdiğimiz olay bir genişletme yok, bir farklılık yok. Yine 6 kişi oynuyor. Yani 11'in 6'sı sadece yabancı olabiliyor. Onun dışında bir fazlalaştırma yok. Burada sadece Türk futboluna ve Türk ekonomisine daha büyük giderler olmaması için sadece hep kamuoyunda atlanan 2 yıllık süre için bu uygulamayı getirdiğimizi, 2 yıl sonra da bunun biteceğinin altını kalın kalın çiziyorum. Evet, son olarak şunu sormak istiyorum. Bursaspor'un şampiyonluğu önümüzdeki sezon bize nasıl bir lig izlettirir ve Anadolu'daki futbol kulüplerine nasıl yansır? Farkında mısınız? Yani Bursa'daki coşku ve kutlamalarda da, Anadolu kutlamada da renklerin kardeşliğini fark ettiniz. Çok heyecanlandılar. Ben daha önce de söyledim. Yöneticiler şampiyon olmayı düşünüyoruz demeyi bile korkuyorlardı. Bursaspor sayesinde bu korku bitti. Artık bütün Anadolu kentlerinde şampiyon olmak istiyoruz, şampiyonla oynayacağız cümlelerini söylettirmeye başladı Bursaspor. Muhteşem bir örnek oldu. Lig renklendi. Güzel bir milat oldu. Şimdi yani o Bursaspor'un oradaki başarısı hakikaten çok önemli bir başarı. Türk futbolu için başarı. Düşünün ki yıllardır sürekli olarak 4 hatta 3 takım arasında dönen bir olgu yayıldı. Diliyorum bu 5, 6 olsun, 7 olsun, 8 olsun, 18 olsun. Ne kadar fazla başarılı takım, ne kadar fazla yukarıya mücadele eden takım, ne kadar fazla rekabet, o kadar güzellik.